çok tipi var egzamanın. Tabii egzamanın tipine göre görüldüğü bölgeler de değişiyor. Şimdi en sık görülenleri hani ele alırsak, seboreik egzama dediğimiz şeyin, egzama tipinin çok klasik yerleşimi burun kenarları, kaş dipleri, saç dipleri, kulak arkaları, erkeklerde de göğüs arası. Bu çok sık yerleştiği bir bölge ve hakikaten en sık görülen egzama tipidir bu. Değişen şiddette olabiliyor derecelerine göre. Bazen hafif bir kızarıklıkla görülebileceği gibi çoğunlukla buna eşlik eden ince hafif yağlı gibi kepekler ortaya çıkabilir. Bu şiddetlendikçe de kabuklar fazına geçer. Bu mesela seboreik egzamanın yerleşim yeri. Ama atopik egzama dediğimiz ailesel ya da genetik yatkınlıkla, hani ailede olmayabilir ama genetik yatkınlıkla ortaya çıkan bebeklikten olan atopik egzama dediğimiz egzama türünde ise yerleşim yeri bebeklikte tipik olarak yanaklar, kolların, ellerin, bileklerin üst kısımları, bacakların alt kısmının dış kısımları olurken, mesela bu atopik egzamalı çocuk büyüdüğü zaman, daha büyük mesela 6-7 yaşlarına geldiği zaman eğer devam ediyorsa, bu sefer egzamanın yeri değişiyor. Ne oluyor? Bu sefer buralara, kolun iç yüzlerine, bacakların arka kıvrım yerlerine, mesela yüzden daha çok gidiyor artık. Belki ellere, belki gövdeye, yine yüze zaman zaman geliyor. Ve o zaman daha kuru oluyor egzama. Bebeklikte daha sulu, daha böyle akıntılı oluyor. Ev hanımlarında görülen egzamalarda veya hani ellerin çok sık yıkanmasına bağlı olan egzamalar avuç içinde çok sık görülürken, eğer bir deterjana daha çok alerji sonucu oluşan egzamalarda da ellerin yüzeyinin, sırt kısmının daha çok tutulduğunu görebiliyoruz. Yüz mesela, yüze temas eden maddelerle oluşan alerjilerin en hassas olduğu, ortaya çıktığı bölge göz kapaklarıdır. Göz kapakları hakikaten egzamanın çok sık görüldüğü bölgelerdir yüzde. Neden? Derinin en ince olduğu bölgedir yüzde, göz kapak derisi. Enteresan olarak mesela oje alerjisini de biz, ojenin buharlaşması sonucu oluşan oje alerjisini göz kapaklarında görürüz ama neyse ki oje alerjisini çok çok da sık da görmüyoruz. Ama yine de bunun yerleşimi orasıdır. Bir de bir yani alerjik bir faktörden bağımsız olarak göz kapaklarında da egzama olabiliyor. Bu bazen stres ortaya çıkarabiliyor, bunu bazen derinin bariyerinin kolay kırılması sonucu ortaya çıkabiliyor. Yani gerçek bir alerji olmadan da egzama çıkabiliyor. Egzama çok geniş bir yelpaze ve dolayısıyla o yelpazenin hangi tür egzama oluşuna göre vücuttaki derideki yerleşim yeri de değişebiliyor. Bir de kış aylarında çok sık rastladığımız, özellikle de mesela 40-45'in üzerindeki kişilerde de daha çok gördüğümüz, çünkü onunla deri daha da çok kuruyor. Soğuk egzaması var. Kuru hava, illa yani havanın eksi derece olması gerekmiyor. Hatta rüzgar bunu bile körükleyebiliyor. Bu da mesela bacakların alt kısmında çok tipik olarak görülüyor. Böyle pul pul, hafif kızarıklıklar veya olmadan olabiliyor. Çok tipik görünümünde onun da oralarda. Veya mesela kolların uç kısımlarında rastlayabiliyoruz bu tür egzamalara da.